canlılar, doğuştan simetri veya sağlıkla tanımlanabilecek bir güzellikle dünyaya gelir. İnsanları görünüşlerine göre yargılamamamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Her ne kadar güzelliğin yüzeysel olduğunu, kişiliğin önemli olduğunu vurgulasak da görünüşü görmezden gelmek zordur. Ve çekici kişiler bir şekilde, insanda izleme isteği doğuruyor. Peki, üzerimizde bu türden bir güce sahip olan güzellik nedir? Bir dizi resimden, hangi yüzleri çekici bulduğumuzu söylemek kolaydır. Farklı insanlar bu konuda hemfikir olabilse de, çok az kişi bunun nedenini söyleyebilir. Araştırmacılar, çekici bulduğumuz yüzlerin simetrik olma eğiliminde olduğunu buldular. Ve aynı zamanda sıradan olduğunu. Simetrik bir yüzde, sol ve sağ taraflar birbirine benzer. Tam anlamıyla ayna görüntü olmasa da, her iki tarafın da benzer oranlara sahip olduğu yüzleri simetrik olarak görürüz. Aslında herkesin yüzü farklı şekillerde biraz asimetriktir. Ancak bir şekilde, bazı kişilerin yüzünü simetrik algılıyoruz. Simetrik algıladığımız insan yüzünün bu matematiksel ortalaması, onu çekici kılıyor. Ortalama, yüzün boyutları ve bunların düzeni gibi birçok faktör bu simetrik algıya sebep olabilir. Örneğin, bir kadının gözlerinin merkez noktaları arasındaki mesafe, kadının güzel olarak kabul edilip edilmeyeceğini etkiler. Bu mesafe, yüz genişliğinin yarısının biraz altında olduğunda çekici bulunuyor. Bu oranı öne sürmüş olan Toronto Üniversitesi araştırmacıları, kadının gözleri ile ağzı arasındaki mesafenin de aynı derecede önemli olduğunu belirttiler. Burada çekiciliği belirleyen ise, gözler ve ağız arasındaki mesafenin, yüz yüksekliğinin üçte birinden biraz fazla olması. Aslında bu simetri durumuna tam olarak altın oran diyebilir miyiz? Öyle olmadığını varsayarak kısaca altın orana değinelim. Matematikte altın oranı açıklayacak olursak, bir düzlemde iki miktar düşünelim. A ve B dediğimiz bu oranlardan, ikisinin toplamının büyük olana oranını, büyük miktarın küçük miktara oranına eşitleyerek, altın oranı elde ederiz. Yani A artı B bölü A eşittir A bölü B. Ortaya 1,61 ve devam eden irrasyonel bir sayı ortaya çıkar. Ve Yunan alfabesinin 21. harfi fi ile gösterilir. İdeal yüzü ifade etmede altın oranı örneklemek gerekirse, burun üstünden dudak ortasına kadar olan mesafe, dudak ortasından çeneye olan mesafenin 1.618 katı olmalıdır. Üst dudak hacminin ideal oranı 1 bölü 1.6'dır. Alt dudak, üst dudaktan biraz daha fazla hacme sahip olmalıdır. Gary Meissner cetvelinde George Clooney'in yüzünü inceleyen bir örnek. Orta noktası gözler olmak üzere, baş kısmında bir dikdörtgen oluşturulur. Ağız ve burun, gözler ve çenenin alt kısmı arasındaki mesafenin altın kısımlarına yerleştirilir. Bu oranda, uzağa baktıkça güzellik belirir. Profilden oluşturulmuş bu örnekte, mavi kısım kulak açıklığının konumunu tanımlar. Görüldüğü üzere, sarı boynu, ağzı eflatun ifade edecek şekilde devam eder. Bu fotoğraf, çekicilik algısı üzerine yapılan bir üniversite çalışmasında, katılımcılar tarafından en çekici seçilen resmin altın oranlarını gösteriyor. Bu şekilde insan yüzü, fiziği, dişlerinde dahi uygulanan farklı çalışmalara rastlayabiliriz. Londra'da estetik cerrah olan Julian De Silva, resimleri kullanarak gözler, kaşlar, burun, dudaklar, çene ve yüz şekillerini ölçtüğü çalışmasında, altın oran olarak %91,85 ile Amber Heard'ın yüzünü en güzel yüz olarak belirledi. Kim Kardashian'ın yüzü, %91,39 ile ikinci, Kate Moss, %91,06 ile üçüncü. Altın oranı simetriden ayrı tutmamızın sebebi, bilim insanlarının bu konuyu efsane olarak görmesi. Kimi matematikçilerin altın oran hakkındaki yorumu ise, bilimsel bir içeriği olmayan, herhangi nesnel bir güzellik standardıyla hiçbir ilişkisi olmayan matematiksel bir tuhaflık. Kimi de, mantıksız bir sayı olduğunu, gerçek dünyada mükemmel bir daire bulmanın imkansız olması gibi, altın oranın da herhangi gerçek bir nesneye kesinlikle uygulanamayacağını ifade ediyorlar. Çekicilik konusunda eş seçimine dayalı, Norveç'te gerçekleştirilen bir çalışmada, ortalama yaşı 28 olan ve en az 2 yıldır birlikte olan heteroseksüel 20 çift ile bir deney gerçekleştirildi. Katılımcıların çekilen fotoğrafları, erkek, kadın ve androjin, yani iki cinsin de görüntülerinden oluşan karışımlarla biçimlendirildi. Katılımcılar, başka bir yüzün yalnızca %22'sini içerecek şekilde yüzlerin biçimlendirildiği çeşitli varyantlar arasından, kendi yüzlerine benzeyen görüntüleri tercih ettiler. Partnerlerinin yüzlerinin daha çekici ya da karşı cinsin yüzüne daha fazla benzeyen yüzlerden ziyade, kendilerine benzeyen yüzleri çekici bulma eğilimindeydiler.
Fakat, akraba olabilecek kadar benzerlerden kaçındılar. İnsanlar, genellikle kendilerine benzeyen eşleri tercih etseler de, çiftleşme tercihleri duruma göre değişebilir. Stresin, hayvanlarda çiftleşme tercihlerini değiştirdiği biliniyordu. Stresin, erkeklerin kendilerine benzeyen eş tercihlerini değiştirip değiştirmediğini araştıran çalışmada, kontrol ve stres grupları oluşturuldu. Katılımcılara, yüz özellikleri katılımcıya veya başka bir katılımcıya benzeyecek şekilde düzenlenmiş veya değiştirilmemiş erotik kadın resimleri gösterildi. Sonuçlar, stresin insanların çiftleşme tercihlerini etkilediğini gösteriyor. Stres altında olmayan birey beklenen tercihi, kendi benzerine ağırlık verdi. Ancak stresli birey, farklı eş tercihlerine yöneldi. Bu da, stresin eş tercihinde bir unsur olarak yer aldığını gösteriyor. Belirli yüz tercihleriyle mi doğduk? Yoksa bu güzellik algısı, farkında olmadan öğrendiğimiz bir şey mi? Texas Üniversitesi'nde, aralarında 2 ila 3 aylık bebeklerin doğulduğu çocuklarla bir çalışma gerçekleştirildi. Araştırmacılar, her bebeğe 2 fotoğraf gösterdi. Ve bebeklerin, her bir yüze ne kadar süreyle baktıkları kaydedildi. Bebekler, çekici yüzleri, çekici olmayanlara göre daha uzun süre izlediler. Elde edilen bulgular, insanların, hayatlarının çok erken dönemlerinde güzel yüzleri tercih ettiklerini gösteriyor. Ancak, yine de öğrenilmiş bir olgu olma ihtimali var. Çünkü çalışılan örneklem, insan yüzleriyle ilgili deneyimlere sahipti. Farklı bir çalışma ise, bebeklerin beyinlerinin, kendi ırklarından yüzleri daha iyi işlediğini buldu. Bebekler, tereddütsüz bu yüzleri tercih ettiler. Psikolojide tanıdık şeylerin çekici olması tezi gibi, belki de ortalama yüzlerin çekici olmasının sebebi tanıdık gelmesidir. Psikolog Corinna Pichella'nın, Batı kültürü ve güzellik standartlarından uzak Hadza adlı avcı toplayıcı ve İngilizler olmak üzere, iki toplumdan seçilmiş resimlerle bir çalışma yürüttü. 5 İngiliz yüzü veya 5 Hadza yüzünün ortalaması ve 20 İngiliz yüzü veya 20 Hadza yüzünün ortalamasından oluşan resimlere bakan her iki kültürden insanlar, 20 yüzden derlenen yüzü tercih ettiler. İngiliz katılımcılar, hem Hadza hem de İngiliz ortalamalarını güzel bulurken, Hadzalar, yalnızca Hadza yüzlerini tercih ediyordu. Bulgular, biyoloji ve çevrenin değerlerimizi şekillendirmek için nasıl birlikte çalıştığını gösteriyor. Ortalama tercihinin kendisi, biyolojik temellidir. Ancak insanlar, ortalama bir yüz profiline sahip olmak için, önce diğer yüzleri deneyimlemelidir, diyor Pichella. Bir hücrenin nasıl çalışacağına dair talimatları genler sağlar. İnsanların gen sayıları eşittir. Ancak ortalama yüzlere sahip insanlar, genlerde daha fazla çeşitliliğe sahip olma eğilimindedir. Ve araştırmalar, bu durumun daha güçlü bir bağışıklık sistemi ve daha sağlıklı olmayı sağladığını gösteriyor. Yani simetrik yüze sahip insanların, aynı zamanda daha sağlıklı bir görüntü verdiği de görülüyor. Belki de güzellik algımız doğuştan geliyordur. Diğer insanları anlayabilmemiz için. Örneğin, sağlıklı eşler bulmamıza yardımcı olabilir. Ya da anlatacağımız çalışmada görüldüğü üzere, güzel diye nitelendirdiğimiz sıradan yüzlerin seçiciliği, beynimiz için daha kolaydır. Beyin dalgaları aktivitesinin, elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntem olan, kısaca EEG denilen elektroensefalografi ile gerçekleştirilen bir çalışmada, insan yüzleri 3 gruba ayrıldı. Pek çok özelliği ortalama bir yüzle birleştiren oldukça çekici, çekici olmayan ve dijital olarak biçimlendirilmiş görüntülerin olduğu 3 grup. Bazı şempanze yüzlerinin bulunduğu görüntüler de araya sıkıştırıldı. EEG, resimlere bakan her öğrencinin beyin aktivitesini kaydetti. Mantıklı olarak öğrencilerin beyinleri, insan yüzlerini şempanze yüzlerinden daha hızlı işledi. Çünkü insanlar, insan yüzlerine daha aşinadır. Bize normal görünüyorlar, bu yüzden insan yüzleri konusunda düşünmek için fazla zaman harcamamıza gerek yok. Ayrıca beyinlerin, çok çekici yüzleri, çekici olmayanlardan daha hızlı işlediği görüldü. Ve ortalama yüzleri daha da hızlı işlediler. Denekler, bu ortalama yüzleri en çekici olarak değerlendirdi. Bu, beyinlerin işlemesi en kolay ortalama yüzleri bulduğu anlamına gelir. Bilim insanları, farklı canlılarda da güzellik ve sağlık arasında benzer bağlantılar buldular. Genç dişi kılıç kuyruklu balıkların, simetrik erilleri tercih ettiği görüldü. Genç dişilerin, bu balıkların yan taraflarında bulunan dikey çubuklardan, her iki tarafta da aynı sayıda çubuğa sahip erkekleri tercih ettiğini görüyoruz. Daha yaşlı dişiler ise, asimetrik erkekleri tercih ediyor. Daha yaşlı olan dişilerin asimetrik erkekleri tercih etmesi, simetri kuralının bazı sınırları olduğunu gösteriyor.
Daha sonra gerçekleştirilen deneyde, kaliteli beslenme ortamında olan eriller daha hızlı büyüdü ve hızlı büyüme, yanlarda düzensiz çubuklarla sonuçlandı. Yırtıcı ortamda hızlı büyümenin, hayatta kalma olasılığını artırdığı düşünülürse, bu tür ortamlardan birinde yaşayan dişilerin, asimetrik erkekleri tercih etmesi anlaşılır bir neden olabilir. Kuşlar üzerinde yapılan araştırmalarda, dişi saten çardak kuşların, tüyleri ışığı daha çok yansıtan erkekleri tercih ettikleri görüldü. Cennet kuşu da denilen bu kuşlardan alınan kan örneklerinde görüldüğü üzere, kan paraziti olan erkekler, sağlıklı erkeklere göre, ışığı daha az yansıtan tüylere sahiptiler. Yani dişiler, bu bilgiyi sağlıklı baba adaylarını bulmak için kullanıyorlardı. Tavus kuşlarının tüylerinin ucundaki göz benzeri halkalardan, daha fazlasına sahip erkekler tercih sebebiydi. Ayrıca kuyruklarını daha çok gösteren erkekler de tercih ediliyordu. Bu halkaların miktarındaki fazlalığın sağlıkla ilgili olduğu görülmüştür. Ayrıca bu kuşlar, gösterişli kuyruklarını dişilere daha sık gösterir. Dişilerin hasta eşlerden uzak durması doğru bir davranış. Aksi takdirde, çeşitli hastalıklara yakalanabilirler. Bu durumda bir tavus kuşunun güzelliği, dişilere sağlıklı olduğu bilgisini veriyor. Dişi bir kuş, baba adayında iyi genler arar. Bir erkeğin görünüşüne ve davranışına dikkat etmeleri, doğru erkeği ölçmelerine yardımcı olabilir. Simetri sevdasına, Hint bülbülü ve kertenkele gibi diğer canlılarda da rastlamak mümkün. İnsanların, güzel bir yüzü olanlara karşı yardımsever ve inayetli olduğu da bir gerçek. Çekici insanların, iş bulma olasılığı, iyi bir gelir kazanma olasılığı daha yüksektir. Yaklaşık 300 üniversite öğrencisinden, her biri 4 saniye süreyle kalan 3 görüntü setinden fotoğrafları, rastgele sırayla görüntülemeleri istendi. Ve son resimde bulunan kişi hakkında soru yöneltildi. Popüler, arkadaş canlısı, yardımsever, kibar veya akıllı olma olasılığı ne kadar, gibi. Hem erkekler, hem de kadınlar, çekici olmayan yüzleri daha az zeki, daha az girişken ve başkalarına yardım etme olasılığı daha düşük olarak değerlendirdi. Orta derecede çekici insanlar ise, sosyallik dışındaki diğer sorular için, çok çekici insanlara benzer sıralamalar aldı. 7 ila 9 yaşındaki çocuklarla tekrarlanan çalışmada da aynı sonuçlar alındı. Belki de, güzellik iyidir algısından ziyade çirkin kötüdür algısına sahibizdir. İnsanlarda yargılanan ilk şey, çoğunlukla görünüştür. Fakat insanları tanıdıkça, fiziksel görünüm önemsiz hale gelebiliyor.